Merhaba hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim Kemal Kılıçdaroğlu muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi lideri seçimi kazanması durumunda kimlerle çalışıp çalışmayı isteyip kimlerle çalışmayı istemediğini artık isimlendirmeye başladı tabi bunu kesinleştiremiyoruz neden kesinleştiremiyoruz çünkü altılı masanın bütün liderleri oturup bir arada karar vermiş değil. Bu muhtemelen önümüzdeki hafta başında belli olacak. Ancak Kılıçdaroğlu ilk defa isimlendirmeye başladı. İsim telaffuz etmeye başladı. Şunlar, şunlar, şunların kabine'mde olmasını istiyorum. Mesela bürokraside şunları, şunları istemiyorum. Şu pozisyonlar hemen değişecek filan diye Bunları saymaya başladı. Bu önemli çünkü biraz önümüzü görmeye başladık. Örneğin şimdi size vereceğim bazı bir isim özellikle bir isimle hani ekonomide seçime Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda hani geçen gün bahsettik ya Bilge Yılmaz İyi Partili Bilge Yılmaz'ın bir takım endişeleri vardı. Döviz, faiz, piyasalara şoklar gelebilir falan gibi. Bunların nasıl giderilebileceğine ilişkin örneğin bir ipucu ya da bir yumuşatıcı etken e, var bunların arasında. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi 3 bakanlığı kendisine istiyor. Yani tabii dediğim gibi kesinleşmiş değil. 3 bakanlığı kendisine istiyor. Bunlar neler? Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları. Neden diye sorduğumda kaynaklarıma neden bu 3 bakanlık? Çünkü devletin devlette tahribat çok. Bunun yeniden işte kurgulanması lazım. Bu üç bakanlıkta bizim için stratejik önem taşıyor dediler. Tabii bu neye bağlı olacak? Bu işte altı liderle oturup konuşmalarına bağlı olacak. Ama o zaman da yine tam sayı belli olmayacak. Neden? Çünkü bir protokol var ya aralarında. Aralarında bir protokol var. O protokole göre altı partide yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Demokrat Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi. Birer tane bakanlık her birine verilecek seçimi kazanmaları durumunda. Onun ötesinde seçimde aldıkları oy oranına göre belirlenecek. Dolayısıyla hani 14 Mayıs'taki, 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yok ki, 14 Mayıs'ta aynı zamanda milletvekili seçimi var, 14 Mayıs'ta, milletvekilleri belli olacak. Orada partilerin aldığı oy oranı da belli olacak. Ona göre artık belirlenecek şey. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaç milletvekili, özür dilerim kaç bakanlık, efendime söyleyeyim işte İyi Parti'ye kaç bakanlık, diğerlerinin durumu ne olacak filan diye o zaman belli olacak. Ama dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu bazı isimleri, bazı e, isimleri dile getirmeye başladı. Bunları bunları görmek istiyorum diye en azından. E, şimdi örnek. Dışişleri Bakanlığı dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırsa kimle çalışacak bu henüz belli değil. Bu konuda henüz bir bilgi yok. Ama mesela İçişleri Bakanlığı şeyde olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde olursa Engin Özkoç hatırlayacaksınız kendi isteğiyle milletvekili olmak istememişti aday olmamıştı. İçişleri Bakanlığı'na talip. Bu Ankara'da yaygın konuşulan bir durum zaten. Muharrem erkek. Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırsa Muharrem erkek ki bütün bu şey sürecinde yani altılı masa sürecinde anayasa taslağının hazırlanmasından işte mutabakat metninin ortaya çıkmasına kadar çok aktif rol almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeki en iyi hukukçulardan. Eğer Adalet Partisi... Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırsa Muharrem Erkek e, oraya e, talip olacak gibi görünüyor. Daha doğrusu e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu orada görmek istediğini e, biliyoruz. E, sonra başka hangi isimler belli? Emin Özgönül meslektaşımız Sözcü Gazetesi'nde ona e, açıkladığına göre e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü Sözcü Gazetesi'nde e, yer aldı bu. Ee, kabinede 3 bakan görmek istiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Bunlar kim? Ee, Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Selin Sayekböke Genel Sekreter ve Hatay Milletvekili Suzan Şahin. Ee, bu üç bakana da e, görev vermek istiyor. Hangi görevler e, o da henüz belli değil. Ama bu üç bakan muhtemelen bir tanesi işte e, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı diye şimdi olan bakanlık orada olabilecek hakimiyet. Aylin Nazlıaka oraya en güçlü aday gibi görünüyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir isim daha var. Çok özür dilerim onu az kalsın atlıyordum. Ahmet Akın. Ahmet Akın Balıkesir milletvekili. Enerji Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalırsa muhtemelen Kılıçdaroğlu Enerji Bakanlığı'na da Ahmet Akın'ı atayacak. Bu teknik konularda güvendiği bir isim kendisinin. Ama Emin Özgönül'le mülakatında Kemal Kılıçdaroğlu iki tane de iyi partili isim saydı. Ki bunun bir tanesi az önce sözünü ettiğim yani ekonomi yönetimi konusunda önem taşıyor. Saydığı iki isim Bilge Yılmaz ve Naci Cinisli iyi partili. Şimdi Bilge Yılmaz geçenlerde hatırlayacaksınız ben bir... bir grup gazeteciyle ben de aralarında vardım. Bir grup gazeteciyle sohbetinde İyi Parti'nin hazine bakan adayı olduğunu söylemişti. Daha önce de Meral Akşener İyi Parti lideri Meral Akşener ekonomi yönetiminde mutlaka yer almak istediklerini söylemişti. Şimdi e, bu durumda hani e, İyi Parti'nin bir isteği en azından kabul olmuş oluyor. Bilge Yılmaz, Bilge Yılmaz'ın tabi o zaman e, o basınla sohbet toplantısında söyledikleri biraz bir şeyleri belli edelim ki piyasalar rahatlasın ve başına ne geleceğini birazcık bilsin diye. İşte Bilge Yılmaz isminin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da telaffuz edilmesi en azından hani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilirse hazinenin başında kim olacağına dair artık güçlü bir işaret vermiş oldu. Naci Cinisli Erzurum milletvekili kendisinin de hem bürokraside hem siyasette bir geçmişi var. Gelelim Tabi bürokrasiye şimdi bürokraside iki ismi e, telaffuz ediyor Kılıçdaroğlu yine özgönül mülakatında e, bunlar Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve Lefkoşe Büyükelçisi Metin Feyzoğlu. Şimdi Metin Feyzoğlu biliyorsunuz daha önce Cumhuriyet Halk Partisi liderliğine plan e, şey yaptı İşte Önce Ankara Barosu Başkanı sonra Barolar Birliği Başkanı işte e, Erdoğan'la bayağı böyle bir hani e, atışmaya filan girerken sonra birdenbire bir baktık hani bir numaralı Erdoğan'cı oldu. Erdoğan da onu aldı Lefkoş'a büyükelçiliğine atadı. E, şeyin e, Cumhuriyet Halk Partililerin itirazı e, Feyzoğlu'nun şu dönemde açıkça Adalet Kalkınma Partisi propagandası yapması Kıbrıs'ta. Ya Kıbrıs'ta değil seçim niye yapıyorsun o ayrı bir iş. Demek ki yapmak zorunda hissediyor kendisini. Egemen Bağışa ise Kemal Kılıçdaroğlu zaten öteden beri takmış durumda. 17-25 Aralık 2013, bu yol daha sonradan düşmüş olan yolsuzluk dosyalarında Egemen Bağış önemli bir e, figürdü. Hatta bakanlıktan oldu o zaman. E, Kemal Kılıçdaroğlu sürekli işte rüşvetçiden bakan e, büyük, büyük elçi olmaz diye zaten söylüyor. O ikisiyle çalışmayacağım diye apaçık ilan etti. Peki kimler var başka? Yani daha doğrusu hani isim saymayalım zaten başında kimlerin olduğu belli kurumları sayacağım. Fakat kurumlara gelmeden şöyle bir ilke var Cumhuriyet Halk Partililerin söylediği İyi Partililer de burada aynı görüşteler. Çünkü Az önce Bilge Yılmaz'dan söz etmiştim. Bilge Yılmaz diyor ki bizim o ekonomi bürokrasisini kastediyor. Yani Hazine Bakan adayı e, olacağım demişti ya ki Kemal Kılıçdaroğlu'nda onu e, onayladığı görülüyor. Yani Hazine e, ba şeyli, Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu ve Merkez Bankası özellikle buralarda e, tek tek saptadıklarını e, şeylerle, Hani kimlerle çalışıp kimlerle çalışmadıklarını tek tek saptadıklarını söylüyordu. Hatta Bilge Yılmaz hangi bürokratların yargılanma korkusuyla Türkiye'yi terk edebileceklerinin de bilgisine sahip olduklarını öne sürüyordu. Bu kadar detaylı. Şimdi gelelim Kılıçdaroğlu seçildiği zaman hemen başlarını değiştireceği kurumlara. Partizan valiler, partizan büyükelçiler buna hani dahil. Ama kurum olarak baktığımız, baktığımızda Türkiye İstatistik Kurumu. Bunu diyor hemen başını değiştireceğiz diyor. Neden? Çünkü yani son dönemlerde işte bugün yine enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon sizce %43 mü? Öyle diyorsanız tamam doğrusunu söylüyorlar ama durmadan her enflasyon açıklanmasında, her işsizlik açıklanmasında TÜİK'ten birileri daha gitti kural gibi. Yani belki bu yeni gelen artık tam istedikleri gibi çıkarmıştır hükümetin onu bilmiyorum. Eee TÜİK Afat afetle e, mücadele e, dairesi e, Kahramanmaraş depreminde son derece kötü bir sınav verdiler. Keza Kızılay Kızılay Genel Müdürü fevkalade kötü bir sınav verdi. Ondan sonra şöyle bakıyorum listeme Merkez Bankası zaten söylemeye gerek yok şeyde var Altılı Masa'nın protokolünde var ki Merkez Bankası başına işinin ehli bağımsız bir kişi atanacak diye. TRT, TRT hakikaten TRT yayınları belki de tarihinde hiç olmadığı kadar taraflı. E, oysa yasası var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen gün bir şikayeti vardı. 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi lideri seçildim diyor. Sadece bir kere bu aradan geçen 13 yılda sadece bir kere TRT'ye konuk oldum. O da 15 Temmuz'dan sonra bu darbe girişiminden sonra Cumhurbaşkanına şikayet ettim. Bir kere çağırdılar, bir daha da çağırmadılar diyor. Şimdi TRT Genel Müdürünün değişeceği, iletişim Başkanının keza değişeceği anlaşılıyor anlaşılıyor. Peki başka neler var? Biliyorum siz şu ne olacak, bu ne olacak diyorsunuz. Şimdi bir de şöyle var. Ayrı bir statüde yani Cumhurbaşkanının göreviyle birlikte görevin görev süresi dolacak isimler var ama bunlar yerlerine atama yapılana kadar görevlerine devam edecekler. Hangi kuruluşlar bunlar? Diyanet İşleri Başkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı Başkanları ve Yardımcıları, Bakan yardımcı Başkan Yardımcıları değil, Bakan Yardımcıları, YÖK Başkanı, Üniversite Rektörleri, Emniyet Genel Müdürlüğü dahil e, kritik durumdaki genel müdürlükler. Bunların e, başının da, başlarında bulunan şahıslarında e, yerine yenisi atanana kadar görevde kalması öngörülüyor. Fakat, yani Cumhuriyet Halk Partililere baktığımızda hani seçimi kazanacaklarına emin görünüyorlar. Kaldı ki Kılıçdaroğlu sürekli uyarıyor ya hiçbir şey garanti değil arkadaşlar ipin ucunu bırakmayın diye. Gerçi şunu söyleyeyim yani anket sonuçlarıyla miting meydanları aynı şeyi söylemiyor. Anket sonuçlarında AK Parti ile daha doğrusu Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı başa baş görülüyor. Ee, işte 1-2 puan falan fark ediyor hep. Ve %50'yi aşmıyor görünüyor. Oysa e, Cumhuriyet Halk Partililer bunun daha fazla olduğunu söylüyor ama neyse. Miting meydanlarına baktığımızda ise durum farklı. Miting meydanlarında Erdoğan katılmıyorsa o mitinge ala gayet sönük geçiyor. Yani AK Partililer öyle bakanmış, milletvekiliymiş pek aldırmıyorlar. Ama Erdoğan olduğu zaman canlanıyor. Şey, e, toplanan kalabalık canlanıyor. Böyle bir durum var. Oysa burada şeyin avantajı var. Millet İttifakı'nın. Çünkü bir bakıyorsunuz bir yerde işte Van'da şey konuşuyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu çıkıyor konuşuyorlar mesela. Aynı anda bir başka şehirde mesela Meral Akşener'le Mansur Yavaş kürsüyü paylaşıyor. Ne bileyim işte Kılıçdaroğlu bir şehirde Temel Karamolluoğlu ve Gültekin Uysal da çıkıyor. Ondan sonra akşamında... İşte Ali Babacan'la kendi evinin mutfağında video çekiyor falan. yani bu böyle çok yönlü bir şey içindeler. Dolayısıyla meydanlarla anketler aynı şeyi söylemiyor. Meydanlara baktığı anketlere baktığımızda başa baş bir görüntü var. Meydanlara baktığımızda sanki Kılıçdaroğlu'ndan yana bir görüntü var. Bunu da sizle paylaşmış olalım. Peki hani Erdoğan kazanırsa ne yapacak? Erdoğan kazanırsa ee, yeni bakanlarını nasıl atayacak İki yolu var bir e, hani eski şeyleri eskiden çalıştığı isimleri yeniden değerlendirip eski kadrosunu yeniden kurmak var İkincisi onlara siz artık tamam sürenizi doldurdunuz deyip yeni isimlerle yola çıkması var fakat ee, dediğim gibi hani pek çok konuda Kılıçdaroğlu ön aldı İlk defa isim yeni yönetimde yer alacak isimleri açıklama konusunda da e, ön almış oldu yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak Umuduyla hoşçakalın